Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli matematik öğretmeni Sami Kaya. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2020 yılında uygulanmış olan alan yeterlik sınavlarında çıkan matematik sorularının çözümlerini yapacağız. İlk sorumuzla başlıyoruz. Sorumuzu okuyorum aşağıdaki kutuların içine. 1'den 9'a kadar olan tam sayılardan 6 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre kullanılmayan tam sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar kullanılmayan tam sayıların toplamını sordu bize. 1'den 9'a kadar olan tam sayıları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dur. Bölme işleminden başlıyorum. Hangi iki sayı birbirine böldüğümüzde 5'i bulacağız. 5 ve 1'dir bunlar. 5 ve 1'i aldım. Çiziyorum üstünü. Hangi iki sayının toplamı 5 olacak? 2 ve 3'tür. 2 ve 3'ü aldım. 2 ile 3'ün toplamı 5'tir. Hangi iki sayının farkı 5'i verecek? 9 ile 4'tür. 9'u da 4'ü de aldım. 9 eksi 4 5'i verdi. Kullanılmayan sayılarımız 6, 7, 8 olarak kaldı. Bunların toplamını sorduğu için bu toplam 21'e eşittir. Cevabımız B seçeneğidir. İkinci soruyla devam ediyoruz. A, B ve C asal sayılar olmak üzere A çarpı A artı B eşittir. C çarpı C eksi B eşittir. 143 eşitlikleri veriliyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar soruda bize A, B, C asal sayılar olduğunu söyledi. Şuradan yola çıkıyorum. A çarpı A artı B 143 e eşittir. A çarpı A artı B eşittir 143. Aynı şekilde C çarpı C eksi B de 143'e eşit olduğunu soruda söyledi. 143 sayısı arkadaşlar 11 çarpı 13'tür. 143'ün yerine 11 çarpı 13 yazdım. Buradan yola çıkarak A, B ve C asal olduğu için A'yı 11 e aldığımda şurada 13 olacaktır. A 11'di. O zaman toplamın 13 olması için B de 2 çıkar. Demek ki A 11, B'yi de 2 olarak bulduk. Aynı şekilde C çarpı C eksi B de 143'e eşittir. Yine 143'ü 11 çarpı 13 olarak yazalım. Farkları 11 olamayacağına göre C'yi biz 13 alalım. Aynı şekilde B'yi 2 olduğuna karar vermiştik. O zaman C de 13 arkadaşlar. Demek ki bizim C sayımızı da 13 olarak bulduk. Bu 3 sayının toplamını sordu. 13 artı 13'den toplamı 26 olarak bulduk. Cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. X ve Y tam sayılar için 9 üzeri X eksi 3 üzeri 2 X eksi 2 eşittir. 2 üzeri Y çarpı 3 üzeri 6 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre X artı Y toplamı kaçtır? Arkadaşlar üstlü ifade sorusudur. Hemen yazalım üstlü ifade sorusu. Şimdi verilen eşitlikten yola çıkalım. 9 üzeri x eksi Şuradaki 3 üzeri 2x eksi 2 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri eksi 2 şeklinde yazdım. Eşittir 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6'dır. Şurası bizim için 9 üzeri x yazdım. Eksi burası da yine 9 üzeri x'tir. 3'ün karesi 9'dur. 3 üzeri eksi 2 kuvvetindeki eksiden dolayı 1 bölü 3'ün karesinden 1 bölü 9 olarak yazdım eşittir 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6. Şu ortak parantezimiz var. 9 üzeri x parantezine aldığımda 1 eksi 1 bölü 9 buldum. Eşittir 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6'dır. Şurayı düzenlediğimde 9 üzeri x çarpı 9 eksi 1'den 8 bölü 9 geldi. Eşittir 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6. Arkadaşlar şu 9'u Yukarıya aldığımda 9 üzeri x çarpı 9 üzeri eksi 1 çarpı 8 yerine de 2 üzeri 3 yazarım. Eşittir 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6. Şurada 2'lerin üstlerine eşitlediğimde y'nin 3 olduğunu gördüm. Şurada da 9'ların arkadaşlar şöyle yazsam 9 üzeri x eksi 1. da 3'ün karesidir. 3 üzeri 2 çarpı x eksi 1 bulurum. Bunu da 3 üzeri 6'ya eşitlediğimde 3 üzeri 2 x. Eksi 1 parantez içindeydi. 3 üzeri 6. üstleri eşlediğimde ve sadeleştirme yaptığımda X'i de buradan 4 olarak buldum. Bana X artı Y toplamı sordu. 3 artı 4'den toplamı 7 olarak buldum. Cevabım E seçeneğidir. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu N kenarlı bir çokgen sembolünün değeri Parantez içinde a artı 1 çarpı parantez içinde a artı 2 çarpı nokta nokta a artı n çarpımını eşittir. Örnek dörtgen içinde 2 eşittir 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 eşit 360. Buna göre sekizgen içinde 4 bölü altıgen içinde 5 bölümünün değerini gösteren sembol aşağıdakilerden hangisidir? Örnekten yola çıkalım. 2'nin bir fazlası olan 3 ile başlayacak. Burada kenar sayımız en eşit 4 olduğu için 4 tane de sayıyı yan yana yazıp çarptı. O zaman soruda bize sekizgen içinde 4 verdiği için biz 8 tane 4 4'ün bir fazlası olan da 5 ile başlayıp 8 tane sayı yan yana yazıp çarpacağız. 5 6 7 8 9 10 11, 12'ye kadar geldik. Bölü altıgen içinde 5 verdiği için 5'in bir fazlası olan 6 ile başlayacağım. Ve 6 tane sayı yazacağım. 6, 7, 8, 9, 10, 11 yazdım. Pay ve paydadaki 6, 7, 8, 9, 10, 11'leri sadeleştirdim. Geriye 5 çarpı 12 kaldı. 5 çarpı 12'den 60 yazmıyorum. Çünkü cevabımız sembol şeklinde istediği için bunu düzenliyorum. 12 yerine 5 çarpı 4 5 çarpı 4 çarpı 3 yazdım. Düzenlediğimde 3 çarpı 4 çarpı 5 buldum. Arkadaşlar ilk sayımız 3 olduğu için bu 2'nin bir fazlasıdır. Demek ki geometrik şeklimizin içinde 2 olacak. Kaç tane sayı yazmışız? 3, 4, 5'ten dolayı 3 tane yazdığımız için geometrik şeklimizde üçgendir. Seçeneklere baktığımda cevabım D seçeneğidir. 5. soruyla devam ediyoruz. A, B ve C gerçel sayılar için A eksi B küçük sıfır, küçük C küçük C eksi B eşitsizliği veriliyor. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Arkadaşlar verilen eşitsizlikle başlıyorum. Önce eşitsizliği yeniden yazıyorum. A eksi B küçük sıfır, küçük C küçük C eksi B'dir. Şuradan Şuradan sıfır küçük c dediği için c'nin sıfırdan büyük olduğunu ve pozitif olduğunu gördük. Şuradan çalışıyorum. c küçük c eksi b'den b'yi karşıya aldım. c'yi de karşıya aldığımda c eksi c'den küçük sıfır yani b'de negatif olduğunu gördük. Şurada çalışıyorum. a eksi b küçük sıfırdan a küçük b olduğunu gördüm zaten B de sıfırdan küçüktü. Demek ki A da negatif bir değer. Ancak A B'den küçük. Aslında burada değer olarak A'yı eksi 5 B'yi de eksi 3 gibi düşünebiliriz. Şimdi ifadelerimize bakalım. Birinci ifadede a çarpı b çarpı c'nin sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. Evet, a negatifti, b de negatif, c de pozitifti. Burası çarpımı pozitif oldu. Pozitifle pozitifi çarptığımda a çarpı b çarpı c büyük sıfır çıkar. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademize bakıyorum. A artı C çarpı B sıfırdan büyük mü diye söyledi. B negatif bir değerdi. Evet A da negatif C de pozitif bir değerdi. Ancak A'yı eksi 5 C'yi de 3 aldığımda burası eksi 2 çıkar. Veya A'yı eksi 5 C'yi 8 aldığımda burası o zaman pozitif çıkar. Demek ki her zaman doğru değil. O zaman bu yanlış bir ifadedir. Üçüncü ifadeye baktığımda önce şunu bulalım. A eksi B sıfırdan küçüktü. Burayı eksiyle çarptığımda B eksi A sıfırdan büyük çıkar. Demek ki şurası pozitifmiş. C de pozitifti. Pozitif iki sayının toplamı da yine sıfırdan büyük olacağı için üçüncü ifademiz de doğrudur. Cevabımız seçeneklere baktığımızda 1 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Altıncı soruyla devam ediyoruz. X ve Y tam sayılar olmak üzere mutlak değer içinde x-3 artı mutlak değer içinde 2x artı y artı mutlak değer içinde 2x artı y eksi 1 eşit 1 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre Y'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Dikkatli baktığımızda 3 tane mutlak değerin toplamının bir e eşit olduğundan bahsediyor. Ve tekrar dikkatli baktığımızda mutlak değer içinde 2x artı y. Burada da yine var. Mutlak değer içinde 2x artı y eksi 1 var. Arkadaşlar ben şuradan 2x artı y'yi 0 olarak aldığımda Burası mutlak değer içinde 0 eksi 1 olacaktır. Eksi 1'in mutlak değeri de dışarı 1 olarak çıkar. O zaman mutlak değer içindeki x eksi 3 ifadesi de daima 0'a eşittir. Şimdi aynı şekilde mutlak değer içindeki 2x artı y ifadesini 1 olarak aldığımda mutlak değer içindeki ifade 2x artı y 1 oldu. 1 eksi 1'den burası da 0'a dönüştü. O zaman yine mutlak değer içinde x eksi 3 sıfır eşittir. Demek ki her şekilde mutlak değer içindeki ifademiz x eksi 3'ümüz sıfır eşit. Buradan x'imizi 3 buluruz. Aynı şekilde 2x artı y'yi bir sıfır olarak aldım. Bir de 2x artı y'yi 1 olarak aldım. x yerine 3 yazdığımda 6 artı y eşittir 0'dan y'yi eksi 6 olarak bulurum. x yerine 3 yazarsam 6 artı y eşittir 1'den y'yi eksi 5 olarak buluyorum. Bize bu değerlerin toplamını sordu. y'nin alabileceği değerler eksi 6 eksi 5'ten eksi 11 olarak buluyorum. Cevabım B seçeneğidir. 7. soruyu okuyorum. 3 basamaklı A, A doğal sayısının iki basamaklı A1 doğal sayısı ile bölümünden elde edilen bölüm 13 kalan ise 19 oluyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Arkadaşlar bize verilen ABA 3 basamaklı doğal sayısını yazıyorum. ABA 3 basamaklı doğal sayısını 2 basamaklı A1 sayısına böldü. Bölüm 13 kalan da 19 olduğunu söyledi. Hemen bunu şöyle yazabiliriz. ABA 3 basamaklı sayısı eşittir. 13 çarpı A1 artı 19 şeklinde yazdım. 3 basamaklı ABA sayısını çözümlediğimde 100A artı 10B artı A olarak yazabiliyorum. 13 çarpı A1 sayısında 2 basamaklı sayı olduğu için 10A artı 1 olarak yazdım. Yanında da artı 19 kalanımızı yazdım. Şuradan 100A artı A'dan 101A buldum. 101A artı 10B eşittir. 13'ü dağıtarak açtığımda 130 A artı 13 artı 19'dur. 101 A'yı eşitliğin karşısına aldığımda 10 B eşittir. 29 A artı şurayı da topladığımda 32 olarak buldum. Şimdi bulduğum bu eşitlikle yorum yapıyorum. B'nin 10 katı burada Arkadaşlar şuraya A'da A'ya öyle bir değer vereceğim ki B'nin 10 katını bulacağım. Örneğin A'ya 1 verdiğimde bu toplam 61 olur. Oysa ki hiçbir sayının 10 katı 61 değildir. O zaman A'ya 2 verelim. 10 B eşittir. 29 çarpı 2'den 58 artı 32 bulurum. 10 B'yi 90 bulduğumda B değerim 9'dur. Bana A artı B toplamı sordu. A'yı 2 aldım. B'yi de 9 aldım. O zaman toplamı 11 olarak buldum. Cevabım D seçeneğidir. 8. sorumuzu okuyorum. A, B ve C kümeleriyle ilgili 1,2, 2,3, 3,4 kümesi A kartezyen B kümesinin bir alt kümesi. 1,2, 3,4, 4,2, 4,4 kümesi A kartezyen C çarpımının bir alt kümesi olduğu biliniyor. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Arkadaşlar şurada bir bilgiyle başlıyorum. A virgül B sıralı ikilisinin bir A kartezyen B kümesinin elemanı ise birinci bileşen A'dan İkinci bileşen de B'dendir. O zaman buradan yola çıkarsak A kümesinin elemanları 1 2 3'tür. 1 2 3. Ancak başka elemanlar da olabilir. Yine buradan yola çıktığımızda B kümemizde dikkatli baktığımızda 2 3 4'tür. Elemanlarımız 2 3 4. Başka elemanlar da olabilir. Şimdi A kartezyen çarpım C'yi çalışıyorum. Buradan yola çıkarak A kümesi 1, 3, 4 elemanlarımız var. 1, 3, 4. Başka elemanlarımız da olabilir. C kümesini yazıyorum. 2 ve 4. C kümesinde de 2 ve 4. Başka elemanlarımız da olabilir. Şu iki kümeye baktığımda A'da 1 var, 2 var, 3 var. Aşağıdaki A kümesinde de 4 olduğu için A kümemizde 1, 2, 3 4 ve başka elemanlarımız da olabilir. B kümemize baktığımda B kümemiz 2 3 4'tü. C kümemizde 2, 4 ve başka elemanları bulabilir. Şimdi ifadelerime bakıyorum. Birinci ifademde A kesişim B kümesinden bahsetti. O zaman A kesişim B kümemizi yazalım. Arkadaşlar A'da 1, 2, 3, 4, B'de de 2, 3, 4 olduğu için A kesişim B'de 2, 3, 4 başka elemanlarımız da olabilir. O zaman A kesişim B kümesi en az 3 elemandır. Doğru bir ifadedir. İkinci ifadeye baktığımda da A kesişim C kümesini istedi. A kesişim C kümesine dikkatli baktığımda ortak elemanlarım 2 ve 4'tür. Başka elemanlarım da olabilir. O zaman A kesişim C kümesi en az 2 eleman gördük. Oysa ki soruda en az 3 eleman dediği için bilemiyoruz. Yanlış bir ifade. B kesişim C kümesini istiyoruz. B kesişim C kümesinde de ortak elemanlarımız yine 2'ye 4'tür. 2 tane çıktı. Demek ki B kesişim C kümesi en az 2 elemanlıdır. Üçüncü ifademiz de yanlıştır. Sonra da ifadelerden hangileri her zaman doğrudur dedi. Biz sadece biri bulduk. Cevabımız A seçeneğidir. 9. soruyla devam ediyoruz. Her elemanı bir pozitif tam sayı olan bir kümenin eleman sayısı bu kümenin en küçük elemanın değerinden bir fazla ise bu kümeye geniş küme denir. A, B ve C geniş kümeler olmak üzere A birleşim B birleşim C kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A kesişim B kümesinin elemanı 3 bir A'nın elemanı 6 B'nin elemanı olduğu biliniyor. Buna göre C kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şuradan yola çıkalım. A kesişim B kümesi elemanı 3. Bir A'nın elemanı dedi. Arkadaşlar tanıma geri döndüğümde bir kümenin eleman sayısı bu kümenin en küçük elemanının değerinden bir fazla ise bu kümeye geniş küme diyeceğiz. A kümemizi çalışıyorum. A kümemizde Kesişimde 3 vardı ve bir A'nın elemanı olduğu için A'ya 1 ile 3 yazdım. Arkadaşlar A'nın en küçük elemanı 1 olduğu için bunun bir fazlası 2 olacak. O zaman bu kümeyi kapattığımda A'nın eleman sayısı 2 olduğu için A geniş kümedir. Demek ki A'nın elemanları 1 ve 3. B'ye çalışalım. B kümesinde de kesişimden dolayı 3 var. Bir de 6 B'nin elemanı olduğu için 6'yı aldım. Başka elemanları olabilir. Eğer B'nin en küçük elemanı 3 olsaydı 2 elemanımız daha olacaktı. Bu B kümesi dursun. C'ye bakalım. C'de şayet 2 olsaydı en küçük elemanı 2 olsaydı 3 tane eleman olacaktı. O zaman birleşimde bakıyorum 3 4 de buradan 7 1 de buradan 8 eleman geldiği için A birleşim B birleşim C kümesinin 9 elemanı vardı. Demek ki C'nin en küçük elemanı 2 olamaz. C'de 2 olamayacağına göre 2 B'nin bir elemanıdır. Hemen B kümesine 2 ile başlattım. 2, 3, 6 yazabilirim. Çünkü en küçük eleman 2 olduğu için B'nin eleman sayısı geniş küme olması için 3 olmalı. Evet 2, 3, 6 sağladı. Geriye C kümesini yazmak kaldı. C kümesi 4 ile başlar. 4'ümüz var, 5'imiz var, 7'imiz var. 8 9 kontrol ediyoruz. En küçük eleman 4 olduğu için C'nin eleman sayısı 5 olmalı. Evet C'nin eleman sayısı da 5'tir. Cevabımız E seçeneğidir. 10. soruyla devam ediyoruz. Bir karmaşık sayı sorusu çözeceğiz. Karmaşık sayılar kümesinde i çarpı 2 eksi i çarpı 2 eksi 4 i bölü 1 eksi i çarpı 1 artı i işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar biz biliyoruz ki i kare eksi 1'e eşitti. i'yi dağıtarak çarpım işlemine başlamak istiyorum. 2i eksi i ile i çarptım i kare buldum. Şurayı arkadaşlar ikinci çarpanımızı eksi 2 parantezine aldığımda 2 eksi 1 olarak buldum. Bölü paydamızda da 1 eksi i çarpı 1 artı i var. Eksi 2 çarpanını başa aldığımda eksi 2 çarpı şuradaki i kare yerine eksi 1 yazdığımda 2 artı 1 çarpı 2 eksi 1 bölü paydamızda da 1 eksi i çarpı 1 artı i var. Şurası 2 kare farkından dolayı eksi 2 çarpı 4 i kare eksi 1'dir. Paydamızda da yine 2 kare farkından dolayı 1 eksi i kare buluruz. i karenin eksi 1 olduğunu söyledik. Eksi 2 çarpı şuraya eksi 1 yazdığımda eksi 4 eksi 1'den eksi 5 bulurum. Paydamızdaki i kare yerine de yine eksi 1 yazdığımda 2 buldum. Sadeleştirme işlemi yaptım. Eksi de de eksi çarptığımda cevabımı 5 olarak buldum. Cevabım B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler 2020 yılında AYT'de çıkmış matematik sorularını çözdük. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dileriz.